Deniz'teki Beauty Tech fuarını gezdi ve güzellik teknolojisi alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ünlü şarkıcı gerçek mesleğinin güzellik uzmanı olduğunu açıkladı. Benim ilk mesleğim güzellik uzmanlığıydı bu arada. İlk harçlığımı kazandığım meslekti. Sonra müziğe yarışmayla beraber adım attım. 95 Pop Show şarkı yarışmasında birinci oldum. Ondan sonra albüm hayatım, müzik hayatım başladı. O dönemde almış olduğum o eğitim benim sahne hayatıma çok yansıdı. Yıllarca kendi makyajımı, saçımı kendim yaptım. 51 yaşındaki Deniz Seki güzellik sırlarını da saydı. Ben çok su içerim. En büyük artım bu. Günde 4 litreye yakın su içiyorum. Hatta bazen 5 bile oluyor. Bu da çok fazla oluyor ama onu yaptığım sporla atıyorum zaten. Yeşillik çok tüketirim. Kalbim hep çok temizdir. Kalp güzel, temizliği insanın yüzüne de vurur. Bir de genetik bizde, annem de öyle. Ciltlerimiz kaliteli. Ünlü popçu yüzüne hiç estetik ameliyat yaptırmadığını söyledi. Ben bir cilt yaşı ölçtürmüştüm zamanında. Olduğum yaştan bayağı bir daha genç çıktı o. Yani 10 yaş daha genç duruyormuş cildim, Allah'ıma şükür. Zaten hiç oynatmadım. Bazı şeyler yazlığa çizdiler, yok dolgu yaptırmış, orası şişmiş falan. Hiç alakası yok. Ha, botoks okey. Ama onun haricinde hiç estetiğim. Estetik aranız nasıl? Gayet saygı duyuyorum yaptıran arkadaşlarıma, hemcinslerime. Asla karşı değilim ama şu anda bir yerlerim oynamak istemiyorum yani. Ben kendimden memnunum. Estetiğimiz yok. Estetiğim hiç yok. Sadece botoks var. O kadar. Yani yanaklarım, babam çocukken elmacı kızım benim, ay dede suratlım benim diye severdi. Bunlar dolgu değil arkadaşlar, kendi yanaklarım. Çok şükür. Bir şey yok yani. Deniz Seki'ye geçmişte tüp mide ameliyatıyla zayıfladığı hatırlatıldı. Estetiğim yok dediniz ama hani kilolarla alakalı. Kilo aldım, evet. Verdim. O yani kilo ne için? Kilo alınıp verilmek için. Yani kilo alınır da verilir de. Ama şimdi iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Sağlıklı besleniyorum, sporumu yapıyorum. Çok şükür. Seki ters köşe yapıp Musa Eroğlu'nun albümünde türkü okuduğunu anlattı. İlk önümüzde Suat Sunay ile bir düet yaptık. İskender Paydaş, ben Suat. O çıkıyor. Önümüzdeki bir iki gün içinde hem de klibi de çektik. Arkasından ters köşe Musa Eroğlu'nun türkü albümünde bir türküsünü seslendirdim. Benim için bir onurdu o. Onun da klibini çekti Serdar Seki kardeşim. O da 5 Haziran'da yayınlanıyor. Sonra artık kendi single'ım çıkıyor, sonra da Best Of'a giriyorum. Ünlü şarkıcı son dönemde heykele merak sardığını belirtti. Müzik haricinde heykele merak sardım. Evet. Heykel kurslarına başlayacağım. Çok sevdiğim bir arkadaşım Elçin sağ olsun ve Can Senkut sağ olsun beni teşvik ettiler. Çok da meraklıyım. Yani ben elle yapılan her şeye çok meraklıyım. Yazı yazmak olsun, işte heykel yapmak olsun, resim olsun. El becerisi ne de sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden şimdiki yeni... Yok ayol, daha önce bir başlayayım. Son olarak Bakü konserindeki makyajıyla sosyal medyayı sallayan Deniz Seki, uzun süredir bir küs bir barışık beraberlik yaşadığı iş insanı İrfan Özçelik'le ilgili soruları ise yanıtlamak istemedi. Ya sahne şov meydanı, yani şov yeri, bazen seyirciyi şaşırtmak iyi oluyor. Ben de kendimi çok sevdim o halimle. Çok da güzel hazırladılar beni sahneye. Şahane de geçti gecemiz, yine konserimiz. Hayranlarınız beni, çok beni Jennifer Lopez'e benzeten Güneş'ti. Makyajımı yapan kızdı. Güneş Nur, buradan da selam olsun bütün Bakü'ye, Azerbaycan'a. Bol bol konserlerimiz olacak orada. Yine onlar beni hazırlayacaklar sahneye. Bakalım bir dahaki konserde acaba kime benzeyeceğim dersin. Peki sizi uzun zamandır da yalnız görüyoruz ama. Öpüyorum size. İlişkiniz devam ediyor mu? Öpüyorum size. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hiç oralara girmiyoruz. Bugün güzel. Ah benim başıboş gönlüm.